Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, öncelikle bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu hafta sizin için de tabii ki önemli gelişmeler var. Hangi hafta yok ki? Bu hafta içsel olarak hissettiğiniz duygulara daha fazla kulak verin lütfen. Psikolojik olarak biraz kendinizi zayıf hissedeceğiniz bir hafta. Biraz melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Özellikle duygusal zaaflarınıza lütfen dikkat edin. Çünkü bu zaaflar sizi biraz aşağıya çekebilir. Bugünlerde birazcık daha sarsıcı olaylar bundan dolayı da yaşayabilirsiniz. Bu tür durumlarda kendinizi korumaya lütfen özen gösterin ve çok daha dikkatli olun diye uyarmak istiyorum. Ama hafta ortası daha çok parasal konular ön plana çıkıyor. Eşinizin kazançları veya ortağınız varsa ortaklık yaptığınız işlerin gelirleri, kredi ve banka işleri gibi konularla uğraşmanız gerekebilir önümüzdeki süreçte. Ayrıca yine aileden gelen miras veya diğer finansal desteklerle ilgili sorunlar da gündemde olacak. Bu süreçte ne istediğinizi tam olarak bilmediğiniz için tabii ki çok zorlanacaksınız. Çünkü belirsizlik ve kararsızlık hissi bugünlerde sizi birazcık daha etkileyecek. Ama hafta sonu daha çok böyle kariyer, toplumsal imajınızla ilgili konular daha ön plana çıkıyor. İş hayatınızda çok önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararları hayata geçirebilirsiniz. Hatta toplum önünüzdeki imajınızı hatta güçlendirmek için bugünleri de iyi değerlendirmenizi önereceğim. Eşinizin akrabaları veya iş çevresiyle ilgili konularda gündeminizde yer alacak. Bu süreçte aldığınız kararları böyle icraata dökmekte uyumlu olmanız sizin için çok önemli. Hafta sonu zaten uzak akrabalar, yurt dışı bağlantılı konular, hatta akademik meselelerle ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. İçinizdeki birikmiş öfke ve duygusal kırgınlıklar gün yüzüne çıkabilir. Bugünlerde biraz uzak akrabalarınızla görüşmek veya yurt dışı seyahatler planlamak sizin için gerçekten zor olabilir. Eğer mahkeme süreçleriniz varsa avukatınızla veya karşı tarafla yapacağınız iletişimler sizin için gerçekten zor geçebilir. Bu hafta boyunca duygusal ve psikolojik olarak lütfen güçlü olmaya özen gösterin sevgili aslanlar. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda güvendiğiniz kişilerden koçluk almaya hiç çekinmeyin. Terapi almaya hiç çekinmeyin. Yakın çevrenizdeki olan ilişkilerinizde veya günlük iletişimlerinizde, hatta iletişim dilinizde de birazcık dikkat edin. Bu süreçte böyle hedeflerinizi belirlerken yüksek beklentileri de lütfen girmemeye çalışın. Çünkü hayal kırıklıklarına karşı da hazırlıklı olun diye uyarmak istiyorum. Çünkü Neptün'ün bir kare açısı olacak. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda güvendiğiniz kişilerden kesinlikle destek alın. Burada bu hafta biraz duygusal kararlar ön planda olacak ve bunları alırken mantığınızı devreye sokmaya çalışın. Bu sizin melankoli ve hayal dünyasını kaybolmaktan birazcık kaçıracaktır. Parasal konularla ilgili konularda da lütfen dikkatli olun. Gelir ve giderlerinizi iyi yönetin. Borçlarınızı zamanında böyle ödemeye çalışın. Ve kariyerinizle ilgili aldığınız her ne varsa her kararı hayata geçirmekte lütfen tereddüt etmeyin. Toplumsal imajınızı güçlendirmek için lütfen yeni adımlar atmaktan da çekinmeyin sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.